Sevgili Zeynel Bey. Evet, iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir gündem özelde yine sizlerle birlikteyiz. 15 Temmuz öncesi Sayın Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanımızla hem referandum sonrasını, hem Cumhurbaşkanlığı Şanlıurfa ziyaretini, hem de 15 Temmuz'da neler yapılacağı konuşmuştuk. Ve 15 Temmuz'u geride bıraktık. Acılar tazelendi. Ciğerleri yanan anaların ciğerleri yeniden közlendi. Ama içimizde bir mutluluk, bir sevinç vardı. Bu ülkeyi Allah'ın hiçbir kulu yıkamaz. O coşkuyla 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde meydanlardaydık. Bakalım AK Parti Şanlıurfa İl Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül Bey bu konuda neler söyleyecekler. Efendim hoş geldiniz. Öncelikle bir selamlama Evet, mesajınızı ben alalım. de seyircilerimizi buradan saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Sayın Başkanım, 15 Temmuz etkinlikleri 15 Temmuz bütün Türkiye'de ve Urfa'da, Şanlıurfa'da coşkusundan hiçbir şey kaybetmemiş olarak devam etti. Neden coşkusundan bir şey kaybetmedi? Çünkü o 15 Temmuz gecesi ateşe yürüyen İbrahimler vardı ve elinde bayrağını indirmeyen Ulubatlılar vardı. Ebabil kuşları vardı. Ben bu ebabil kuşu üzerinde çok duruyorum. çok güzel bir anınız vardı bununla Evet. ilgili. Geçen programda söylemiştiniz. Tekrar eder misiniz efendim? Ebabil kuşu aslına bakarsan bütün Türkiye'ye yayılan bir şey oldu ama ben Urfa'dan çıktığını düşünüyorum. Çünkü bir bacımız böyle çok düzgün olmayan bir yazıyla ilk günlerde gelmişti. İşte tanklar fil, bizler ebabiliz dedi. Ben de onu çektim, şeye attım. İşte böyle Sosyal sosyal medyada. medyada kullandığım Ankara bizim medya grubu her ilin işte kullandığı sloganları bize gönderin dediği zaman onu ben gönderdim. Başka da vardı tabii, onları da gönderdim. Bu baktım ki sonra medyada da paylaşılmaya başladı. Şimdi de neredeyse 15 Temmuz'un bir sloganı haline Sembolü geldi. haline Evet, geldi. sembol haline geldi. Ben bunu ilk defa Urfa'dan çıktığını düşünüyorum. Ondan evvel kullanılmamıştı. Urfa dün gece de yani 15 Temmuz sürecinde de çok güzel bir şahlanış yaptı. Gene ben bunu her zaman söylüyorum. İşte dostu sevindirecek, düşmanı yıldıracak bir durum. Bu 15 Temmuz yapanlar emellerinden vazgeçmişler midir? Bu bir darbe mi? Hayır. Bu bizim halkımıza karşı bir saldırı. Halkımızı bölmeye ve işgale hazırlama hareketiydi. Halkımız bunu liderinin öncülüğünde püskürttü. Bayrağına, milletine, ülkesine sahip çıktı. Devletine sahip çıktı. Ve bugün devam eden etkinliklerde bu kararlılığını çok net bir şekilde gösterdi. İşte Cumhurbaşkanımızın mitingi, Şehitler Köprüsü herkesin gördüğü bir şey. Hiçbir liderin dolduramayacağı ve teşebbüs dahi orada miting yapmaya teşebbüs edemeyeceği bir yer. Ne gösteriyor bunu? Evet, bu tür emelleriniz varsa vazgeçin. Her kim olursa olsun. İşte insanların elinde ne vardı o gün? Etleriyle, tırnaklarıyla buna karşı çıktılar. Bir tankın önüne çıkan insanın elinde ne vardı? Hiçbir şey yoktu. 15 Temmuz böyle bir şey. Silahsız bir grubun silahlı ve terörist asker elbisesi giymiş teröristlere karşı bir mücadelesiydi. İşte Çanakkale'ye bunu yakınlaştırmanın böyle bir önemi var. Çanakkale'de de biz çok imkansızlıklar içindeydik. 15 Temmuz'da da aynı durumdaydık. Sayın Başkanım, böyle tarihin geçmişinden bugüne kadar baktığımızda, ya bu işte Allah'ın bir mucizesi olmasa kesinlikle bu iş olmazdı diyebileceğimiz Bedir Savaşları, Uhud Savaşları, Hendek Savaşları, Beşparmak Dağları'na çıkan o tankın insan gücüyle oraya çıkma ihtimalinin söz konusu olamayacağı, karadan gemilerin yürütülüp İstanbul'un fethinde böyle mucizelerin olamayacağı, demin buyurduğunuz Çanakkale ve 15 Temmuz, bunların hepsinde yani sanki demeyeyim ama ilahi bir etken söz konusu. Aynı şeyi düşünüyoruz. Dün bir arkadaşımız anlatıyor. Diyor ki
29 gün gece sabahlara kadardım. Nasıl geçtiğin zaman anlamadım. Ama başka bir gün bir geceyi uyumadan geçireyim dediğim zaman buna muvaffak olamıyorum diyor. Nedir bu? Evet, ben de bir ilahi rahmet olduğunu düşünüyorum. Zulme karşı, yanlışlığa karşı. Efendim, işte yıllardır zulüm yaptılar. Soruları çaldılar. Niye bu haksızlık? Sen bir insanın önüne geçiyorsun hayat boyu. Eğer bir insan doktor olacaksa o olamıyor. Nasıl onlar bunu verdi? Sen nasıl kabul edersin? Efendimiz peygamberimizi rüyamızda gördük, soruları verdi. Peygamber kime soru veriyor? Peygamber kime haksızlık eder ya? Allah muhafaza ya.